Esenlik olsun kardeşler. Haber birimizi bol bol bereketlesin. Yine paylaşımla birlikteyiz. iyiolmakistermisin.com ve hristiyansohbet.net kanallarında İsa Mesih olan tanıklığımız devam ediyor. Rab gayretlerimizi bol bol bereketlesin. Geç oldu biraz, saat kaç oldu? 21:50, saat 10'da girdik. Ama işimiz vardı, o yüzden normalde dakik saat 9 diyorsak girmeye gayret gösteriyorum her akşam. iyiolmakistermisin.com ve hristiyansohbet.net kanallarına. Ne yaptık? Genel sohbet dedik. Bazı konular hakkında konuştuk dedik. En son videoda. Birkaç zamandır video ekleyemedik. Bugün güzel bir konu var aslında. Ona biraz çalıştık. Bunun biraz da yarı oldu. Geçen griptim ya, sile burnum yara olmuş ya. Kabuk bağladı. İyisiniz değil mi? Diyeceğim ama biraz sıkıntı vardır kesin. Her yönden sıkıntılar olsun. Dünyada sıkıntısız olacak ama cesur olun diyor Rab. Ben dünyayı yendim. Evet, imandan ötürü de sıkıntı çekiyoruz. Dünyayı ilgilenen konular hakkında da yine sıkıntı çekiyoruz. Ama olsun. Bir düşman var diyor İncil. Onun da ortadan kaldırılması lazım. Ne diyor 1. Korintliler 15:26? Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Nasıl olacak? O da dirilişle gerçekleşecek. Ölümün biliyorsunuz ki iki hali var. İnancımızda hem fiziksel hem ruhsal ölüm. İkisi de kötü değil mi? Aslında başlangıçta bu ikisi de yoktu yaratılışımızda. Adem bahçesinde, Adem havada. Her şey günah neticesinde açığa çıktı. Ölümün iki türlüsü üzerimizde etkin oldu maalesef. Hem fiziksel hem ruhsal. Ruhsal ölüm ikinci ölüm olarak geçiyor. Zaman zaman paylaşıyoruz. Takip edenler hatırlayacaklardır. Evet, Rab'be ait olmadan öldüğümüz, yani günahlarımızın içinde öldüğümüz zaman yar günü geldiğinde Rab bizi yargılayacaktır ve o yargıda beraberinde cehennemi getirecektir ve İncil bu cehennemi ikinci ölüm olarak yorumlar ve anlatır, dünyayı ilan eder. Bir de ilk ölüm vardır. O ilk ölüm zaten fiziksel ölümdür. Yaratıldığımız toprağa hepimiz geri yatırılacağız. Ne zaman yatırılacağız? Onu Rab biliyor. Daha sonra yer gününe kadar eğer Hristiyan olarak, yani Rab'be ait olarak gözlerimizi yaşama kapamışsak, İncil tanımına göre bu tip insanlar, bizler uyumaya alındık. Ölmedik ha, uyumaya alındık. Rab geldiğinde bizi uyandıracak. Önce o anda Rab'be ait olarak gözlerini yaşama kapamış olanlar mezarlarından uyandırılacaklar. Daha sonra o anda hayatta olanlar, yine Rab'be ait olanlar, bir göz kırpma hızında Rab'be havada karşılamak üzere bulut üzerinde alınacaklar. O yüzden bizim inancımız, eğer Rab'be aitsen uyumaya alınacaksın diye söyler. Rab'be ait olmayanlar ikinci ölüm için öyle ölüler diyarına indirilecekler. Rab merhamet etsin diyelim. Oralardan zaten biliyorsunuz, konuşuyoruz zaman zaman, İncil öğretir bu konuda. Rab bizi oradan kurtardı zaten. O yüzden İncil bunu söyler. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Yakup 1. mektup 1. bölüm 14-15. ayetler diyor ki herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Biliyoruz değil mi? Daha günaha düşmezden önce aslında bu arzularımızda böyle bir ayartma, o ayartma arzunun günah durumu, böyle bir şey söz konusu değildi. Ta ki yılan biçiminde şeytan Havva'nın önünde bitinceye kadar. O ana kadar Adem'de, Havva'da Tanrı'nın yasaklamış olduğu o ağacın meyvesine dokunup yemiyorlardı. Yani Tanrı'nın sözüne itaat ediyorlardı. İşte o şeytan geldi, yılan biçimde ayarttı. Öylece ne oldu? İnsanlar Tanrı'dan ayrı düştü. Hem ruhsal hem fiziksel olarak ölüm dünyaya girmiş oldu. O yüzden Romalılar söyler. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi diye söyler. Aynı bölümün sonlarına doğru 6. bölümde de evet, günahlar neticesinde her birimiz Tanrı yüceliğinden yoksun kaldık. Ama Tanrı'nın armağanı neticesinde, lütfu neticesinde hepimiz Mesih İsa'da Tanrı ile barıştırıldık. Bu da aynı zamanda müjde olarak dünyaya duyurulmakta. Baktığımız vakit her şey dedik ya günahla başladı. Ölümün iki türlüsü maalesef günahın neticesinde açığa çıktı. Ve dünyanın şu andaki durumu da altında yatan ana neden yine tanrısız yaşam sürmek, yani günahta yaşam sürmek dünyayı bu hale getirdi. Bazı insanlar bu dünyanın faturasını, yani yaşanan bu kötü olayların, kötü durumların, zamanların faturasını ne yapıyorlar? Tanrı'yı kesiyorlar. Madem Tanrı var neden duruyor? Niye hastalık var? Niye savaş var? Niye o var? Niye bu var? Bir dünya şey söylüyorlar. Ama halbuki Tanrı bu dünyayı yaratırken dedi ki bu iyi oldu, bu güzel oldu diye söyler. Yani yarattığını çok beğenir. Ve beğenerek yarattığı bu dünyayı Rab Tanrı öyle günahla leke, günahla bozma asla söz konusu değildi. Her şey tertemiz yaratıldı. Bizi de yarattı. Mis gibi dünyaya da bizi yerleştirdi. Rab Tanrı bizi yerin toprağından yarattı. Fakat biz şeytan neticede günahla tanışınca öyle Tanrı'dan ayrı düştük. Beraber Tanrı ile hoş zaman geçirdiğimiz o Adem bahçesinden dışarı atıldık, kovulduk. Ve artık kovulmuş dünyada işte kötülükler, hastalıklar, günahın doğurduğu her şey maalesef dünyada egemen o. Zaten dünyada egemen olan kimdi? Şeytandı. İncil'deki tanımına göre ne diyordu? Dünyanın egemeni diye İncil'de geçmekte şeytan. Ve şeytan hükmünde olduğunu, şeytan zaten karıştırmak, çalmak, çırpmak, katil, yalan, yalanın babası böyledir. Ayartıcı, sahtekar, düzenbaz, ne varsa kötü her bir şey zaten şeytanın bünyesinde, amaçlarında, isteklerinde barınır. Amacı zaten insanlara bu pisliklerini bulaştırmak. Bulaştır, yani insanı günaha düşürsün ki öyle insan Tanrı'dan ayrı düşsün. Şeytan bir bakıma bilir başına gelecekleri. O dipsiz kuyularda mühürlenecektir. Gece gündüz işkence çekecektir. O ister ki tek başıma olmayayım, canım sıkılır. Sürükleyebildiğim kadar insanı sürükleyeyim. Çünkü Tanrı'ya sözüm var. Ant içtim. Yarattığın insanları günaha sürükleyerek, düşürerek her birini senden alacağım. Kendime mühürleyeceğim. Onu yapmaya çalışıyor. Bu ayartmalar neticesinde böyle şeytanın himayesine girenler vay onların haline diyor İncil. İşte Tanrı onların, bak burada ayeti aldık mı? Bak 1. Yuhanna 3.8 bundan dolayı söyler. Diyor ki günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. İyi, tamam, sonra Tanrı'nın oğlu İblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı diye söyler. İşte bütün şeytanın öyle ta Adem bahçesinden günümüze kadar kimi ayartmalarıyla Tanrı'dan ayırdıysa işte İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her birini o şeytan elinden kurtardı. İnsana sadece kurtarıldın, kurtarıldığına inanıyor musun, iman ediyor musun sözünü bıraktı ve yanıt olarak evet inanıyorum diyenin de Rab o şeytan elinden özgür kıldı. Biliyorsunuz günah işleyen özgür değildir. Öyle. Yani her kim günah işliyorsa onlar günahın kölesi olmuşlardır diye Rabbimiz öğretir. O yüzden Mesih İsa bu köleliğe son vermiştir. O yüzden dedi ya gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. O gerçek nedir diye sorduğumuzda ne diyor İsa Mesih? Yol, gerçek ve yaşam benim diye de söyler. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez diye de ekler. O yüzden aynen 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm 8'de dediği gibi evet şeytan geldi, her şeyi alt üst etti. Başlangıçta Tanrı ile güzel zamanlar geçirdik. Onun gelişi bizi mutlu ederdi. Bizim mutluluğumuz Tanrı'yı sevindirirdi. Böyle bir paydaşlık vardı. Aramızdaki ilişki mükemmeldi. O iblis geldi yılan biçiminde girdi araya. Bizi günaha sürükledi. Ondan sonra yine Tanrı geldi. Geldi bu sefer aradı. Neredesin dedi. Ve dedi sesini duydum, korktum, çıplaktım, gizlendim. Sana çıplak olduğunu kim söyledi? Yoksa yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Herkese söyler. Evet. Evet demedi, pardon. Yanıma koyduğun kadın verdi, ben de yedim dedi. Sonra Rab kadına döndü. Ne yaptın sen? O da şeytana yılan biçimde ona suç attı. Öyle dünyaya günah girdi. Herkes günah neticesinde alabildiğine günah düştü. Günahın her türlüsü. Günah nedir biliyoruz değil mi? Tanrı'nın yüceliğine ve kutsallığına aykırı her söz, düşünce ve eylem günah olarak nitelendirilir. Her yönden Tanrı'nın sözüne karşı geldiğimizden ötürü kendimizi günahın bin bir türlü halinde lekeliyoruz maalesef. İşte Tanrı bu günah neticesinde insanlar mahvolmasın diye ezelden beri Adem bahçesinde şeytanın yüzüne söylemiş olduğu kadının soyu senin başını ezecek demiş diyor orada. O zamandan ta Mesih İsa'nın dönemine varıncaya kadar Tanrı sürekli olarak tasarısını peygamberlere tek tek vahiy etti. Doğacağı yeri bildirdi. Kimden doğacağını söyledi. Başına neler gelecek hepsi her bir şey ne varsa tek tek verdi ve Tanrı'nın belirlediği zaman geldiğinde evet Bakire Meryem'den vücut aldı ve Tanrı doğdu, dünyaya geldi. Onunla birlikte iman eden insanlara Rab Tanrı ne dedi? Evet, benimle birlikte cennette olacaksınız diye söyledi. Biliyor musunuz, İsa Mesih ile 2 kişi daha çarmıha gerilmişti. Toplam İsa Mesih ile birlikte 3 kişiydiler. İsa Mesih ortalarındaydı. Başlangıçta küfür ediyorlar. İkisi de hakaret ediyorlar. Bir tanesi pişman oluyor. Arkadaşına dönüyor. Fırçalıyor arkadaşını. Biz hak ettiğimiz için bu cezayı çekiyoruz. Ama şu adam İsa Mesih'i gösteriyor da hak etmediği halde burada bizimle aynı cezayı çekiyor. Sonra dönüyor İsa Mesih'e. Diyor ki ey İsa, öldüğüm zaman beni yanında an. İsa Mesih söyledi. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Her kim ki bu ikrarla birlikte İsa Mesih'e sözle yaklaşıyorsa, imanla, istekle, cesaretle yaklaşıyorsa, işte Mesih İsa'dan işiteceği söz yar gününde de bu olacaktır. Benimle birlikte cennette olacaksın. Hatta biliyorsunuz zaman zaman söylüyoruz. O gün geldiğinde kendisine iman edenler Rabbin sağ yanında olacaklardır. Ve onlara Rab dönüp diyecektir. Ey babamın kutsadıkları, gelin sizler için hazırlanmış bu cenneti miras alın. O yüzden esasında Rab herkesi sağ yanında görmek ister. Kimse cehennemde mahvolsun istemez. O yüzden çırpına oğlum, sevgili oğlum dahi Rab Tanrı vermiştir. Ruhsal mana, fiziksel manalar yüklemiyoruz bildiğiniz gibi. O şekilde dünyanın günahı İsa Mesih aracılığıyla satın alınmıştır ve bedeli İsa Mesih'in kanında ödenmiştir. İman edene aynı hak, aynı pay mirastan yer verilmiştir. Evet, İsa Mesih benim günahlarıma kefaret etti, o benim Rabbimdir ve kurtarıcımdır diyenlere İsa Mesih demiştir ki benimle birlikte cennettesin. Amin. Önden bu imana yönelik insanlara bu müjde anlatılıyor ya. Anlatıyoruz ama görüyorsunuz insanlar ne haldeler. Maalesef her türlü insanlar kurtulmasın diye her türlü iddia ile insanların yüreklerini Rab'be karşı soğutmaya çalışıyorlar. Bilimde oydu buydu, dünya dinleri, ne kadar din varsa her biri. Bizim toplumumuzda olanlar bizi İslamiyet'e davet eder. Başkaları Hinduysa Hindu, Budistse Budist. Bazıları ateistliğe, deistliğe falan bir dünya şey var biliyorsunuz ki. O kadar cephe alınmış ki Tanrı'ya karşı her şey kurulmuş. Yok deist, yok agnostik, yok İslamiyet, yok Hinduizm, yok Budizm. Bir dünya şey çıkmış ya piyasaya. Her biri de işlerini güçlerini bırakmışlar, Tanrı'yla uğraşıyorlar. Tevrat'la, Zebur'la, İncil'le uğraşıyorlar. Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in Tanrısına, sözüm ona baş kaldırıyorlar ya. Bilmezler ki ne kadar çabuk, yani ne kadar ağır yıkımlarını hazırlıyorlar. İşte şu an ekran kaydı almıyoruz değil mi? Almıyoruz. İşte o resimdeki gibi çarmıha asılmış, gerilmiş İsa Mesih. Vay be diyorsun. Okuyan var mı içinizde İncil? Tamamını okumanıza gerek yok. Yani Matta, Markos, Luka, Yuhanna'ya baksak yeterli. Bak burada incil.info diyor. Oraya bakabiliriz. Tıklayın. Böyle Android marketlerde, sanal marketlerde kutsal kitap uygulamaları var. İndirin. Matta, Markos, Luka, Yuhanna'ya bakın. Hatta bu videonun altında İncil'in Yuhanna kısmına uyarlanmış bir film var. Bildiğin İncil'in Yuhanna kısmının yani birebir aynısı. Yani ne eklemeni, hani biliyorsun senaristler bazen yorumlarını eklerler ya. İşte o bahsedeceğimiz o linkteki film öyle yorumsuz ha. İncil'in Yuhanna kısmında ne yazıyorsa kelimesi kelimesine aynıdır. İsteyenler takip edebilir incil.info sitesinden misal. Onu izleyen İncil'in Yuhanna kısmını okumuş demektir. Orada İsa Mesih vardır, görevine başlaması var, ne varsa. Mucizeleri, benzetmeleri, insanlarla tartışmaları, bilgece sözleri, insanları şaşırtması, öyle ne mucizeler var. Ölümü, dirilişi, göğe alınışı, her bir şey var orada. Okuyun. Ondan sonra bir bakın bakalım. Şu İsa Mesih, İncil'in anlattığı şu İsa Mesih dünyanın bu kendisine yönelmiş küfürbaz yorumlarını hak ediyor mu? Bir sorun kendinizi, kendi vicdanınıza sorun. Bakın inanın demiyorum ha. Bir okuyun. İnanmak için değil. Okuyun. Bir de dünyanın İsa Mesih'e vermiş olduğu karşılıklara bakın. Nasıl tepki veriyorlar İsa Mesih'e? Bir bakın bakalım hak etmiş mi İsa? Ama objektif olun ha. Biz okuduk ettik. Hiç hak etmedi. Hak etmediği halde bu şekilde utanç verici çarmıha üzerindeki ölüme dahi gönderildi. Biliyor musunuz? Ve İsa Mesih bunu bizler için yaptı. Biz kurtulalım diye onun kanı bizim üzerimizde ölüm getiren o günahın üzerine örttü. Kaldırdı. Dünya ne yaptı? İncil tarif edildi ya. Ya değiştirdiler ya. Ya ne biliyorsun böyle bir şey olduğunu ya. Ya ne gelmesi arkadaş, bir daha İsa Misa gelmeyecek ya. Sizi kandırıyorlar ya. Ya kaç para alıyorsun kardeş sen bu videoları yapıyorsun da. Ha? Ne kadar koyuyorlar İncil'in arasına. Ha? Hep böyle yaklaşıyorlar değil mi? Yaklaşsınlar. Rab da öyle bir yaklaşacak ki onlara. Aynı o zengin adam gibi. Lazar'ı gönder, elini suya batırsın, gelsin dilimi serinletsin, çok sıcak yanıyorum burada. Ah o feryat sesleri. Rab korusun. Korudu zaten de bu koruma şemsiyesi altına insan girsin. Öyle. Bak ne dedi. Herkes günah işledi. Ama öyle ama böyle bir şekilde insanlar günaha düştü. Yüreklerimizde gizli tuttuğumuz neler varsa. He? Dışarıdan değil ha, içimizde. Öyle. Rab diyor ki insan dış görünüşe, ben yüreğe bakarım, yüreğe. Mesih İsa söyledi. Kulaktan kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacak. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin ha. O gün geldiğinde, yar gününde insanlar söyledikleri her boş söz için hesap verecekler. O kadar çetin. Hiçbir şey esirgelmeyecek o gün. Hiçbir şey unutulmayacak. Aklınızda olsun. Her bir şeyin, yerdeki toz tanesi kadar dahi olsa, o bile büyüteçte dünya kadar kocaman insanın önüne getirilecek. Tanrı'nın adaletinden ne gizlenebilir, ne kaçabilir ya? Tanrı unutur mu? Ona göre herkes yüreğini denk alsın. Ayaklarını denk alsın. Dillerini dizginlesinler İsa Mesih hakkında yorumlar yaparken. Ona göre. Bunlar önemli meseledir. Diyoruz ya, hayat memat meselesidir. O yüzden bizler zaman zaman bu konu hakkında insanları, önce kendimizi sonra dışarıdaki insanları uyarmaktayız. Aman ha. Mafya yoluna gitmeyelim. Mafya yolunda yürüyerek Evet, o gün geldiğinde kendimizi cehennemin dibinde bulmayalım. Mesih İsa'nın o gelin sizler için hazırlanmış bu cenneti miras alın sözünde bulalım kendimizi. Bulalım ama ne yapmamız lazım? Bir kere yüreklerimizdeki bütün bu ön yargıları şöyle bir unutmamız gerekir. Sonra İncil'e güvenmemiz ve okumamız gerekir. Sonra evet, dilinden, kendi özgür iradenle, kullanmış olduğun dille, nerede olursan ol, ister oturarak, ister ayakta fark etmiyor, kendi ana dilinde Rab'be seslen. Adını koyamıyor musun? Koyma. De ki yaratıcı, ey yaratıcı, bilmem ki adın nedir, Allah mısın, tanrı mısın, nesin bilmem. Ama ben sana yaratıcı olarak seslenmek istiyorum. Ve biliyorum ki sen de varsın ama neredesin bilmem. Bilmiyorum neredesin. Her kafadan ses çıkıyor. Bu dünyada binlerce din almış başına gidiyor. Hepsi de birbirleriyle böyle. Kavga dövüşçe biri ötekini reddediyor falan. O zaman söylesene sen neredesin? Neredeysen söyle, geleyim ardınca. Bırakma beni bu dünyada bir başıma. Edin böyle dua. Alçalmış yürekle, arayan bir yürekle. Bak nasıl yanıt alıyorsunuz görün. Ağzınız açık kalır. Şaşa kalırsınız ya. Beni araştır. Beni sorgula. Bak bunlar bizim tanıklığımızda olan, Tanrı'dan işittiğimiz sözler bunlar. Hristiyanlığı araştır. Bana inan. Yoksa cehennemlik olursun. Bunları duydum. Bunları insanlara paylaşıyoruz. Ya arkadaş sen şizofren olmuşsun. Sen git bir psikoloğa görün falan da filan da böyle hemen bak bunlar da bak tanıklıklarımıza dahi dünya saldırır. Böyle saldırıyor. Ne psikoloğu lan? Ne kafayı yemez? Ulan Tanrı'nın sözü ya. Tanrı konuşuyor. Uyarıyor. Artık bak kalk diyor. Zaman geldi. Seni kendime mühürleyeceğim. Hadi araştır oku sözünü. Bu dünya vay anam vay. Git psikoloğa görün. Öyle hakikaten. Sen diyor al antidepresan al ya diyor. Bir anlatmıştık bir şey. Ulan dangalak. Ne alakası var? Bunlardan dahi insanlar gelir. Tanıklığımızı zedelemeye, bozmaya, ortadan kaldırmaya çalışır. Sonra bak kızınca kızıyor diyoruz. Kızacağız tabii arkadaşım ya. Ne kızmayacağız? Ulan git. Hadi tamam ulan söylediğimize pişman ettik. Tamam hadi İsa Mesih'e gel tanımaya çalış yardımcı olalım sana dediğimize pişman ettin bizi demez olaydık. Git tamam ne halin varsa gör. Bulaşma bize. Git. Nerede yaşıyorsan yaşa. Yine de öyle. Öyle Mesih İsa diyor gittiğiniz yerlere esenlik dileyin. Esenlik alınırsa üzerlerinde kalır. Almazlarsa size geri döner. Ama oradan ayrılırken ayağınızın tozunu silkin ve geri dönüp yine de son kez söyleyin. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Son kez uyarın. Öyle çıkıp gidin. Öyle yapıyoruz biz de. Olacak gibi değil. Demek ki diyoruz zamanı değil. Rab bilir. Esenlik merhamet seninle birlikte olsun İsa Mesih'in adıyla deyip gönderiyoruz. Girdik şeyde gelen de giden de yok ha. Her gün ama olacak. Her gün girelim. Zamanla gelmek isteyen gelir. Sadece mobil cihazlardan giriş yapıyoruz biliyorsunuz değil mi? Yani bilgisayarların kendi orijinal ayarlarıyla ve VPN ile falan giriş yapamıyoruz. Bilginiz olsun. Sadece işte LD Player. Onunla tanıtım videoları var bu kanalda. VPN kullanmadan LD Player gibi bazı emülatörler üzerinden onların içerisindeki tarayıcılardan VPN kullanmadan giriş yaptığımızda gireriz bilgisayardan ama bilgisayarın kendi orijinal ayarlarıyla giremiyoruz. Yine telefonlarımızda da hangi tarayıcı olursa olsun fark etmiyor. VPN kullanmayalım yeterli. Tarayıcımıza yazalım. iyiolmakistermisin.com veya hristiyansohbet.net bulunduğumuz ortamlara gelelim. Kim gelmiş bugün? Bugün kimler var? Bizim Ahmet yine gelmiş. Ahmet neredesin? Bu ne ya? Bu başka mı? Van'a mı gittin Ahmet? Ne işin var Van'da? Van, Erzurum o tarafları da Rab özgür kılsın ha. Oralarda bayağı Rab'den uzak. Siz Muğla, Bodrum'dan. Hoş gelmişsin. Duru. Siz Eskişehir. Hoş geldin Bora. Siz İzmir, İzmir'den Konak. Hoş gelmişsin Ramiz. Gelip gidiyor musunuz Ramiz? Evet. Tamam, o zaman paylaşımı burada keselim. Ne yaptık? Genel sohbet ederken biraz da günahtan bahsettik. Hangisini bahsetmiştik? Çatı ayetimizi aynı zamanda video başlığını unutmazsak Rab dilerse koyacağız. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Bu da İsa Mesih aracılığıyla kaldırılmıştır. Bilgimiz olsun. Rab her birimizi bu konularda bereketlesin diye İsa Mesih'in adıyla dua etmekteyiz. Amin. Tamam, paylaşım böyle video altı açıklama kısmında linklerimiz var. Bulabiliriz, görebiliriz. Video altı yorum kısmımız açık. Yazabiliriz. Dileyen insan WhatsApp'lardan yazabilir. 531-218-19-20. Amin. Rab sözünü bereketlesin. Yine başka paylaşımda görüşmek ümidiyle hepimiz İsa Mesih'te esenlik içinde kalalım. Amin. İyi geceler.